Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün Lane Hunters olarak sizlerle birlikte tüm Türkiye'deki bütün hızlıların tanımış olduğu NZM, E30, M50 Turbo ile beraberiz. Bugün çok hızlı, hani sözde değil özde hızlı bir güne imza atacağız. Umarım kazasız, belasız, kırımsız, çizimsiz, muhteşem ötesi bir gün olur ve bu anları da sizlerle paylaşabiliriz. Bu canavarla sizi baş başa bırakarak muhteşem bir güne doğru start veriyorum. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Yazın söz vermiştik harekeli gecelerinde ve o sözün sonunda canavarımızı hazırlayıp getiren sevgili Nazmi abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın abi? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim abi, çok sağ ol. Arkaya doğru döndüğümüzde merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Rıdvan. İsminizi alalım şöyle. Rıdvan. Rıdvan Bey. Dur, mikrofonu şey düştü. Sevgili mapper'ımız. Aynen. Merhabalar. Merhaba. Orçun ben. Evet, Orçun Özdinçer. Sevgili drone milli takımından. Sercan. Sercan abimiz. Ve sevgili Yunus. Kamera dönmedi. Ne yapıyorsun? Ya abi ne yapalım, uğraşıyoruz. Kestyper'ın eski sahibi arkadaşlar. Yeni projesi felaket bir şey olarak geliyor. Hadi inşallah bakalım. Evet evet dedik ve sevgili Nazmi abinin yanına doğru geldik. Evet şimdi bugün Lane Hunters'tayız abi seninle evet. Beraber. Çok uzun bir süredir yani büyük emek ve büyük para harcanarak hazırlanan bir arabanın yanındayız. Evet. Çok iddialı bir arabanın yanındayız. Bu araba yani anormal bir şey yani. Yapılacak herhalde en son noktaya artık 3 kala modu değil mi? Dibine indik. Dibine indik değil mi? Tabii, tamam. Şu an dibini göreceğiz Allah nasip ederse. Yani 10 ay uğraştık. Evet. Emek verdik. Ankara'da değerli ustam MSL garajı Ayhan Çıtak. Evet. Mavi'de olduğu gibi Mavi Yapı'daki NZM 87 plakalı aracımı da o yapmıştı. Şu an daha fazla sıkıştırma, daha fazla malzemelerle, büyük turboyla daha üst seti o yaptık. Mavi'den evet. Daha üstün oldu bu. Ankara'da yapım aşaması 10 ay sürdü. Bitti getirdik. Burada dyno'yu çıkardık. Birkaç problemler yaşadık. Sonra ben biraz heyecan mı yaptım artık. 3'ten 2'ye attım. Spok çaktım arabanın. Spok kesti. Sonra burada Sultanbeyli'nde Ercep Olur. Ercan Ustam var. Evet. Ercan Tosun. Kendisi Ayhan Ustam'ın hem arkadaşı. Yani yardımlaşırlar genelde. Ayhan Ustam'ı Ercan abime yönlendirdi. Zaten benim Ercan abi uzun zamandır sürekli iş yaptırdım kendisi buradaki ustam. Son dokunuşları da o yaptı. Evet. Dyno'yu çıkardık. Aracımız 1006 beygir. Lastikte. Lastikte verdi. Evet. 1156 EP'ye tekabül ediyor. Mustang evet. Dyno'da ölçüldü. Evet. 1156 beygir. Evet. Şu an 1156 beygir Dyno verisi var aracın. Evet. Hedefimiz de Allah nasip ederse arka iter Türkiye rekoru kırmak. Yani 100-200, 3.5, 3.6 saniyeleri hedefliyorum. Şu an aracın yürüyen aksam her şey yapıldı. Coilover olsun. Evet. Xbox var arka bagajda. Evet. Defransiyele zarar vermemek için farklı akslar kullanıldı. Şu an üzerinde aracın Toyo lastikleri var. Yani bundan daha önce ben 4.1 süre almıştım mavi yatımda. Ama Mickey Thompson, Okan Turan'a marka motorsa sipariş verdik. Evet. 20 güne kadar gelecek. 100-200 süreyi asıl ondan alacağız. Evet. Bugün senden biz senin kullanımında safe açacağız arabayı. 1.4. Evet. Ben kısık modda arkadaşlar. Evet, tatlı, güvenli modda. Böyle bir ufak basıp o G'yi yiyeceğim. Bizde 1.8 bar E85 ile 2 bar arası. Evet. Sardığı yere kadar bir sürü almayı deneyeceğiz senden. Ben. Evet, evet. Bakalım yani, nasıl bir gün olacak. Nasıl bir gün olacak hep beraber yaşayacağız. İzleyeceğiz. Evet abi şimdi arkadaşlar yani arabada bayağı bir kişinin emeği var. Hepsine çok teker kişi, teker değineceğiz birazdan. Şimdi çok kişinin emeği var. Dyno zamanında da değerli Erkut Alıcı, Ercan Tosun, Murat kardeşim hepsi yani canla baştan herkes mücadele verdi bu araba için. Evet. Bu arabada çok kişinin emeği var. Evet. Allah hepsinden razı olsun. Hepsinin emeğine sağlık. Aynen buradan öyle. Hepsine teşekkür ediyorum. Selamlar herkese. Değerli mapper'ım Orçun'un da en büyük emeği var. Gecesini gündüzüne katmadan yazdı. Evet, burada Orçun Bey'e hemen gösteriyoruz. Orçun Bey size teşekkürlerimi sunuyoruz. 3-4 defa Dyno'ya indirdik çıkardık. Düşünceleri alalım Orçun Bey'den de şöyle hemen. Evet, Orçun Bey bu arabayı yazış sürecinde mesela hani her arabada bir anı bırakıyorsundur. Evet. Bu arabayla alakalı anın nedir diye sorarsam nedir abi? Bu araba aslında diğer bir önceki arabadan önce daha fazla yordu bizi biraz. Biraz aksilikler peş peşe geldi. Bir misfire sorunumuz oldu. Bayağı bir uğraştık. Bir daha elektrik tesisatını tekrar başa dönmek zorunda kaldık. Yani zorlu bir süreç oldu ama sonra final gayet güzel gitmeye başladı. Yaklaşık 2.2 kilo
3 barda 1600 tekere kadar ulaştı araba. Üstüne sonra daha sonra 2.5-2.6 açıp nos basıp aslında bir rekor kırmayı denedim ama bu sefer de lastikler artık çamurluklara oturdu. Yani duman dumana kaldık. Daha üstüne çıkamadık. Bakalım yola çıkacağız, göreceğiz. Bugün yani böyle anlar olacak yani baba, sıkıntı paketi yani. Yani gerçekten araba güçlü ve ürkütücü. Evet. Yani bugün hep beraber bunu yaşayacağız zaten. Evet. Gerçekten beni çok heyecan. Bakın bu kadar video çektim şu an kanalda. Yani 232. videom şu an bu. Hani gerçekten gene heyecanlanıyorum. Bakın normalde evet her arabada ayrı bir heyecan var ama bunda apayrı bir heyecan var içimde. Dedim dış görünüşe doğru hemen bir bakalım. Şu beremi şöyle bir çıkartayım öncelikle arkadaşlar. Böyle beyaz saçlarımı göstereyim. Şimdi abi önden geldiğimizde buradan. Orada turbo var. Evet. PlayStation 72-75. Tamam. Burada intercooler'umuz var. Ön taraftan intercooler'ı gözüktü zaten. Evet. Var, oynama var. Fiver yaptırdık. Büyük kendi olarak gelsin yok, diye. Yok, orijinal tamponu yok. Hava alsın diye. Evet. Soğutsun evet diye yani. Kaputu da açayım ben. Allah derken sürpriz yumurtadan bakın ne çıktı. Ta 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 tam. Buraya değineceğiz. Etrafından dönelim. Yana doğru geldiğimizde görsel olarak ön çamurlukta bir genişletme yok fakat baktığınızda gene böyle geniş duran bir ön çamurluk. Arka tarafta ise sonradan yapılan genişletilmiş bir arka çamurluk var. Orayı tekrardan bir daha elden geçireceğiz. Şimdi Almanya'dan bir çamurluk sipariş ettik M3. Tamam. Geliyor. Miki Thompson'a göre yaptık. Hı hı. Ben hem Toyo hem Miki Thompson için daha güzel böyle farklı bir çamurluk tasarlayacağız bu hafta sonu. Hı hı. Onu da yapacağız. O haliyle de zaten bir daha süre alırken çekeriz. Çekeriz abi. O halinde görürler. Arka lastiklerin boyutu nedir? 255-40-17. Evet. Toyo R888 var. Burada Pro Octane'ımız var. Ronay kardeşimin evet yakıtı. Nos evet tüpümüz bu da. Her zaman mermi ağzında geçiyor. Değil mi? Şu an hazır. Evet. Şu an yakıt dolu. Arabanın içinde de dolu. Burada da yedek de var. Evet. Aslında Torco 85, T85 kullanıyoruz ama Hardmort'ta. Şu an senden çekim yapacağız diye normal yakıt koyacağız. P100. Evet. Bunun haricinde bu kadar. Bu kadar. En son modda bugün T85'e mi geçilecek? Bugün. T85'e bugün geçemeyeceğiz çünkü Miki Thompson'larımız daha gelmedi. Ha, tamam. Bugün öyleyse yok, tam limit modda olmayacağız. Limit modda olmayacağız. Ama 1.8-2 bar arası. Evet. 1.8-2 bar arası. Yeter. Orada bile bakalım neler olacak. 1.8-2 bar. O ölüm moduna da bazı planlarımız var. Nazmi abilerle, sevgili Orçunlarla beraber. O planları da gene bu kanal üzerinden göreceksiniz. Evet. Kaçırmak istemiyorsan aşağıdan lütfen abone ol diyorum. Şimdi arabamızın kaputunun altına doğru gidelim çünkü asıl emek orada. Bu arada bu arabada arka kule gergileri falan gözüme çarptı. Ankara'da değerli Kürşat abim, Kürşat Racing, diferansiyelle aksın, sürekli aks kırıyoruz araç güçlü olduğu için. Sistemi kendisi yaptı, el yapımı. Egzoz manifoldunu da kendisi yaptı zaten. Yani custom. Custom yapıldı. Aftermarket değil. Geri kalan hepsi aftermarket. Okan Turan getirdi kardeşimiz marka motor. Hı hı hı. Yani çoğu kişi Yener, Antep'te Yener ustamız getirdi. Kaç usta geçmiştir yani bu ya projenin üstünden? Ya ben sana şöyle söyleyeyim, 50-60 tane adam emeği uğraştı, var ya. Fazla fazla. Toplam harcanan parayı... Şu an harcanan para 1 milyon üzerinde. Değil mi? 1 milyon TL geçiyor. 1 milyon 100'e yakın. Şimdi arabanın abi A'dan Z'ye her şeyine bakalım. Öncelikle yürüyen aksamda sizi öyle alalım. Diferansiyel oranımızla başlayalım. Diferansiyel evet oranımız kaç? Aracımızda büyük kafa kilitli diferansiyelimiz var. 3.37, 3.37 oran. Hı hı. 6 ileri DZ45 şanzımanımız var. Evet. Oranlarımız uzun. 3. vitesinden 4. vites aralığı 100-205. Yani evet tek vitesli süre alabiliyoruz alttan nosla. Onun sebebi o arkadaşlar. Onun bu arada sebebi o zaten. Aynen. Anlata anlata gidelim. Biz de bilgilendirmiş olalım sizi. 100-200 yani biraz daha iyileştirmek için biraz uzattık. Hı hı. Vites atıp da zaman kaybı yaşamamak için. Hı hı hı. Yani hedefimize ulaşmak için her şey yapıldı bu araba için. 3'te yani yüzden 205'e çıkıyor. Tabii canım 90'da brake boost yaparak kuruluyoruz. Evet. 110 gibi patlıyor ama nosdan alttan 90'dan 110 arası hı hı 100 shot bir tıslıyoruz sadece turbo gelsin diye. 100-205 dönüyor şu an evet araç. Çok iyi. Arabanın üstteki malzemeleri doğru döndük. Turbomuz kaçlık? Hı. 72-75 PlayStation Gen 2 turbomuz var. 1200 beygir destekli. Hı hı. Aşağı yukarıda zaten o güçleri aldık. MM manifoldu. Hı hı. IM ateşleme bobinler. Harici yağ yakalayıcımız. Hı hı. Cache tankımız. Evet. Bov var orada. Blow off. Hı hı. Nos kitimiz orada. Hı hı. NX marka. Hı hı. Proton. Hı hı. Hem benzin hem ıslak basıyoruz biz. Kuru nos basmıyoruz. Aha. Karışımlı. Tamam, o ıslak ve kurunun hemen farkını sizden alalım. İzleyiciler öğrensin. Şöyle söyleyeyim. Kuru her zaman sıkıntılı. Yani aracı kırma riski var. Hı hı. Ama ıslak olduğu zaman yani kırma olasılığı doğru mu Mepper'ım? Evet. Sen daha iyi biliyorsun. Sen karışımı kendi ayarlıyor diyelim. Karışımı kendi ayarlıyor aynen. Evet. Yani firmanın gönderdiği kendi içindeki jetler var. Tamam. O jetleri
taktığın zaman otomatikman kendi karışımını kendi ayarlıyor. Öteki türlü kuru bastığın zaman beyinden ya da harici bir tank yapıp ekstra yakıt göndererek o karışımı tutturmaya çalışıyorsun. Tutturamazsan da bu sefer sıkıntı başlıyor. Bunda öyle bir dert yok yani. Direkt bizde öyle yok. Firmanın gönderdiği, atıyorum 100 beygirlik bir nos istiyorsan diyor ki benzine buna takacaksın, nosa bunu takacaksın. Takıyorsun ya da kendi karışımı kendi ayarlıyor. İyi, süper. Teşekkür ederiz MEPAR'ımıza. Teknik bilgilerimizi aldık. Evet, devam ediyoruz Nazım abi de. Piston, CP piston 84-50. Tamam. 9.1 sıkıştırmamız var. Ama 10-10.5'a tekabül ediyor sıkıştırma olarak. Evet. Sebebi de şöyle söyleyeyim. Biz yüksek limitlere oynayacağımız için sıkıştırmamız eskiden biz önemsemiyorduk yani. 8.5 sıkıştırma yapıyorduk, geçiyorduk. Ama yüksek limitlerde yani kafaya zirveyi oynamak istiyorsak sıkıştırmayı yükseltmemiz gerekiyordu. Evet. Biz de özel piston yaptırdık 9.1. O da tüm ölçümlerle beraber 10.5 sıkıştırmayı buluyor aşağı yukarı. Yani biz eskiden karşıydık 10.5'a ama şu an... Şöyle, blok stroke'undan dolayı yani normalde bu araba M50B25. Evet. Kullandığımız krank 2.8'in krankı. Fakat kol ve piston M54 3000'in kolu. Yani kol boyu ve pistonun açısından dolayı silindir yüzeyine denk geliyor. O da ölçümlerle beraber aşağı yukarı 10.5 sıkıştırmaya denk geliyor. Yani piston 9.1 ama kol boyundan dolayı 10.5 sıkıştırmaya çıkıyor araba. Evet, evet. Yani burada bayağı güzel araştırma geliştirme dediğimiz ARGE var yani arkadaşlar. Evet. Ama riski bir tık daha mı fazla oluyor? Bu ARGE'yi aslında yani Türkiye'deki benzinlerle bomba evet, benzini biraz bir daha fazla oluyor. Bu ARGE'yi değerli abimiz Toğan Sadık Soyhan var Ankara'da. Evet. O yaptı bu sıkıştırma olayını. Toğan abi. Toğan abimiz. Evet, evet. Selamlar kendisine. Kendisine selam. Evet. Onun da bu arabada emeği çok. Sağ olsun bizden her zaman ilgilendi. Kendisi de benim idolümdür zaten. Ona hep örnek almışımdır. Geçmişte birkaç yarışımız oldu, sıkışmalarımız oldu. Evet. Kendisine yani buradan selamlarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Bizim o denememizde de şöyle oldu. Yani kısık sadece benim arabanın şanzımanını denemek için çıktık. Ben kendisini geçmiştim. Bu bayağı bir hani olay oldu. Ama tabii onun basıncı basmamış. Ben onu geçtim ama basıncı basmamış. Onun da mekanik azizliğe uğramış Toğan abi orada. Evet. Aynen. Biz de geçtik böyle aşağı aşağı bayağı geçince. Evet. Tabii biraz sıkıntılar doğdu. Aramız açıldı ama Allah'a şükür toparladık. Ama Nazım abi de böyle bir şeyler var yani. Bende Mustang Turbo vardı. Evet. Arabayı ben yazıyorum. Tamam. Evet. Yani geldi beni bir de geçti yani. Adam. Değil mi? Ben o konuda şanslıyım. Evet. Şans da var. İman power yazıyor. Abi bak aynen iman var. Bakın arkadaşlar. Allahu venimel vekil yazıyor mesela. Evet. Burada da yazıyor. Orada da yazıyor. Evet. Ya biz... Araba güzel ya abi. Tabii maşallah canım. Yani evet. Ya... Bu arada Umre'ye gidiyormuş Nazım abimiz. Pazartesi günü. Buradan evet izleyicilerimizle beraber bütün yarış camiasına da bir varsa mesajı alalım. Vallahi herkes hakkını helal etsin. Evet. Nazım abi helal ediyoruz hakkımızı. Allah varsa. Razı olsun. Benim de herkese hakkım helal hoş olsun. Allah razı bu olsun. Bu üzerimize vacip olan bir durum. Evet. Gitmek istiyordum hep. Niyetlenmiştim. Bu zamana nasip oldu. Evet. Dönüşümle daha da hızlanacak. Allah nasip eder. Dua edeceğim mi orada? Tabii canım dua edeceğiz. Değil mi? Aynen Rabbim inşallah. 203,5 saniye alalım. Yine elimizi açacağız, dua edeceğiz. Evet. Alamasak da canımız sağ olsun. Sağ olun. Biz yani elimizden geleni yapalım da gerisi takdir-i ilahi. Evet. Olacak bir şey yok. Evet abi. Şimdi mekanik olarak arkadaşlar malzemeler bu şekilde. Arabada kullanılan bütün materyal yani dünyada üretilen en üst versiyon tabii materyallerle bezenmiş şekilde. Şu anda araba kaç kilo abi? Şu an araba standart 1150 kilo idi. Yapılan bu işlemlerden sonra 1280 kilo. Evet ağırlaştı. Da. Hep hafifler arkadaşlar. Biz de ağırlaşıyor. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani hafif olması bizim için daha avantajlı. Tabii. Şimdi kesinlikle. Rakipler mesela 1600 kilo. Rakipler derken bu arada E36 bir rakibimiz var Pegasus. Ziya Yılmaz kardeşim. O da emek verdi. 2CZ yaptı. Evet. Ondan da Mayıs ayında bir denememiz olacak nasipse. Evet. O da bayağı bir uğraştı. 3 senesini verdi. Pegasus'la Pegasus'tan ilk denememiz olacak yani nasip olur. Yani NZM E30 Turbo deniyor. Deneyecek. Biz bunu çekelim mi çekmeyelim mi gidip? Nerede denenecek gibi Marmara bir... Marmara Otoyolu'nda. Normalde Ankara'da deneyecektik. Ankara'daki hava şartlarından sebep deneme olmadı. Evet. Ziya'yla aramızda konuştuk, anlaştık. Tamam. Bir bin beygirlik bir grubumuz var. Sen de o gruptasın zaten. Evet, ben de oradayım. Ben izleyici olarak sevgili Çağrı kurmuştuk. Sağ olsun Çağrı abiye de. Aynen, bu arada Çağrı dedin. Selamlar kendisi Motor Sports Turkey. Aynen, buraya selamlar. Dönüyoruz. Yani öyle bir ufak tefek gruplarda biliyorsun bizim ince tefek atışmalar oluyor. O da normal yani. Dedi deneyelim, ben dedim kendisine hani denemek istiyorum. O da kabul etti. Mayıs ayında nasipse deneyeceğiz. Güzel dostane fakat. Hatta iki süper araç gelecek. Neler? Vallahi söylesem mi ki? Birisi Speedevo, birisi de Chucky.
Abo. Ortalık bayram yerine döndü. Yemin ediyorum Türkiye'nin şu an tabii. En hızlıları denilen arabalar hatta, bunlar her anlamda. Hatta Antalya'dan da birkaç araba daha gelebilir sürpriz. Ankara'dan da birkaç sürpriz araba da gelebilir. Fena. Yani bunu böyle... ortalık bayağı bir ısınacak ya. Evet, ortalık bayram yeri Mayıs iple çekiyoruz. Arka tarafa geldiğimizde abi sanırım bu arabayla aynı zamanda aileyle de bir hafta sonu gezmesine tabii. Çıkılabiliyor. Herkes kupe tek kapı alır. Ben dört kapı seviyorum. Hem arka tarafı gösterelim. Ailece de binebiliyorum. Evet. Mis gibi. Özel bir şey var mı? Burada özel olarak şu var. Herkesin bulundurmasını tavsiye ediyorum. Allah etmesin yangın vesaire bir şey çıkarsa motorda. Evet. Kirbit çakar gibi çakıyoruz. Bir dakika içinde söndürüyor arabayı. Bundan tavsiye ederim herkese. Abi ben onu ilk başta ne zaman... Burada kankam Aydın, tesisatçı Aydın'ımız, bizim tesisat işlerimizi yapan Murat'la beraber. Değerli ustamızdan bunu aldık. Evet, evet. O da bize vermek zorunda kaldı sağ olsun. Bunu yanımızda bulunduruyoruz yani yangın söndürme tüpüyle. Keçmeş koymamışsın bu arada abi. Rol yani, keçmesi ayrı hani böyle yarım keçmeş falan aklına mesela geliyor muydu? Hani yoksa harbiden aileyle gezdiğin için mi? Aileyle gezdiğim için istemedim. Anladım. Bir de kaza esnasında Allah etmesin bir problem olsa evet. Yani o rol keç bu aracı hikaye değil mi? Aynen. Evet, çünkü 300-320 km hızlara çıkıyoruz. Evet. Allah'a emanet ediyorsun. Aynen, yani. Aynen. Anlık zaten çıkılıyor. Aynen. 10 saniyede gelişiyor bu işler. Bizi kurtarmaz ya. Vallahi öyle. Allah kimseye kaza bela vermesin. Her şeyden önce lütfen güvenli kullanın arkadaşlar. Tabii, boş anlarda basın yani. 5 şerit yolu da tavsiye ederim. Marmara Otoyolu. Ben orayı kullanıyorum. Temiz, zemin de güzel. Tabii, zemin de güzel. Mis tutuyor gibi. Da lastik. Zaten birazdan gideceğiz orada. Göreceğiz. Göreceğiz. Burada yine sürprizler var arkadaşlar. Hemen arabanın içine doğru geçelim. Evet, şimdi arabanın içine geçtik arkadaşlar. Arabada olan şeyler. Bir AFR'miz var. Evet. Burada senin lakabın var abi bu arada. Evet, arabanın lakabı Horoz unvanı. Şunu merak ediyorum. Bakın, yıllardır hep Horoz Nazim ismini duyarlar yarış camiasında. Bu lakap nereden geliyor Nazım abi? Vallahi bunu bir dostumuz bize taktı bu lakabı arabaya. Öyle de kaldı. Değil mi? Yani şimdi biraz argo deyim olacak. Olsun abiciğim. Horoz misali polemiğe girmem. Geçer giderim. Ha oradan geliyor. Oradan geliyor. O horoz öyle oradan geliyor. Evet. Buradan kontağımızı açtığımızda AFR devreye giriyor. Burada da bak ne yazacak şimdi. Evet. Burada da bütün aracın değerleri hepsi çıkıyor. MAP sensörü bu. Turbonun bastığı basınç. EGT sıcaklık. Egzoz sıcaklığı. Bu yağ sıcaklığı basıncı, yağ basıncı. Bu yağ sıcaklığı 39. Bu bastığımız yakıtın oranı 3.4. Evet. Devir, RPM. Su sıcaklığı bu da etanol. Değeri şu an 163. Evet. Evet doğrudur. Evet. Burada rolling anti-lock tuşumuz. Bu launch tuşumuz. Bu NOS giriyor devreye. Şu an mesela devrede şu an. Evet. NOS mesela şu an devrede verdi. Nereden tık yaptık onun? Beyine bağlı. Ha, beyine bağlı. Harici buradan da basabiliyoruz. Ha, o oldu ki mesela yarışta orada... Allah korusun geçilme ihtimali var mesela. Tabii. Böyle bir durum olduğunda ya arkadaşlar biz yıllardır makarasını yaparız. Sanki NOS basacak deriz. Evet. Sanki NOS'u buradan basıyorsun. Evet, tam olarak basıyoruz. Buna bastığın anda o eski Fast and Furious'larda görmüş olduğunuz gibi araba doğru. Işınlanıyor. Ya yok. Need for Speed'de genellikle NOS'a basıyorduk biz. Değil ama mi? Tabii. 20 senedir basıyorduk. Aynen. O gün bugündür basıyorsun değil mi abi? Tabii canım. Seviyorum. En çok hangi serisini seviyordun Need for Speed oyununda? Valla bilmiyorum. Underground 2 vardı. Ha, benim favorim o. Güzel, 2 güzeldi o, değil mi? Birden yani. Sonra çok geliştirildi doğru. Çünkü. Evet, genel olarak arabanın iç kondisyonu sıfır. Yani resmen sıfır, öyle söyleyeyim. Her şey harita sıfır almışsın galiba tabii. Abi. Oo, aynen burada ışığı mışığı vesairesi. Yani araba resmen al bunu götür arkadaşlar. Borusan'ın işte klasik otomobiller sergisine koy, orada sergilenir yani. O anlamda o kadar da düzgün maşallah diyoruz. Artık yola çıkma yola vakti. Çıkalım. Evet, yola çıkalım. Ben de çok heyecanlıyım, sizler çok heyecanlısınız diyerek yolumuza doğru çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yolumuza çıkmak için geldik. Sinematik çekimlerimizi tamamladık. Evet. Bismillah diyeceğiz, çıkacağız. Her arabaya bindiğinde ilk bakarım. Bu arabanın kullanımı tam profesyonel sistem şu an. Evet. Short bir vites sistemi var arkadaşlar. Short çok kısa. Evet. Buradan hemen göstereyim şöyle. Bakın birdeyiz şu an. Bakın şu an 1, 2, 3, 4. Bu şekilde. Doğrudur. Fena. Çok güzel. Hadi bakalım. Boşluk yok. Evet. Debriyaj falan iyi ama yani. Tamam, gayet pamuk gibi. Twin plate var, E92. Evet. Ama Mickey Thompson'ları taktıktan sonra debriyaj gidecek gibi aşırı güçten. Değil mi? Triple plate takacağız. Şu an altında 1156 beygirlik bir araba var abi. Ve hani şey yani böyle çok değişik bir his. Şu an araba 1.4 bardı. Evet. Sana göre ayarlı. Evet şu an. Bir gör hisset, duruma göre açarız. Evet. Oo. Ben çok kısa bir basacağım. O tepkimeyi alsam yeter dedim arkadaşlar. Nazmi abiye vereceğiz, Nazmi abi yürütecek. Evet. Bu arabayı böyle
böyle bir günde bana verdiğin için de ben teşekkür ederim. Rica ederim gerçekten. Sen de arabacı adamsın, araba işini. Aynen. Sen de yabancı değilsin. Kendi halimizi de yapıyoruz. Şu döneme işte oturabilirsin mesela. Şu döne, değil mi? Tabela var ya. Şimdi ben bir 3'e geleyim abi. 3'e gel, bir yokla. Arabanın sürüşü rahat. Değil mi? Tabii tabii. Yürüyen de felaket heyecan verici ya. Arabanın sesler mesler falan muhteşem. Tamam. Şimdi oturabilirsin. Güzel. Hadi bismillah. Şuraya doğru gelelim. Evet arkadaşlar, ilk boost'u veriyorum. Eze eze. Yukarı doğru geldikçe hızlanıyor. Adam arkadan geliyordu, kadran resmen. Çok sen, güzel. Sen bir de ezerek bastın. Tam evet, ben tam bilerek abi. Ben soft mod, benimki soft, sakin mod. Turbayı doldurarak bassan. Evet, onu tam doldurup kaçırmadan gideriz aslında. Çok güzel ya. Maşallah. Arkadaşlar maşallah yorumlarını ve nazar boncuklarını yorumlara bekliyoruz. Bu arada Nazmi abinin Instagram'ını Instagram'daki gönderimize etiketledim. 34 alt çizgi NZM 82. Aynen 82. Ona da bunlarla alakalı sorabilirsiniz arkadaşlar. Tamam, oturabilirsin. 2 3 4 yap. Abi sen ne diyorsun ya? Daha bir şey değil. Bu arabada benim şey yapmam lazım zaten. Ciddi ciddi o vitesi böyle hani zıplatmam lazım. Şimdi ben onu yapacağım. Aynen, birazdan zıplat sen bunu. Abi bu arada ikiden otur dedin, teşekkür ederim. Arkada bizimkiler izliyor. Çok evet, heyecan verici. Araba abi felaket ya. Felaket güzel. Vitesi bir tık hızlı mı atsak? Olur. Tamam, atalım. Tamam. İkiye alıyorum. Araba. Arkadaşlar geliyorum. Alıştım. Sen ne diyorsun? Ya sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Kısık basınç bu arkadaşlar. Şu an bu araba kısık basınçta. Ya felaket. Vallahi gördüğüm bir şey değil ya. Abi çok iyi. Isı değerlerimiz şu an. Şu an her şey, bütün her değerler şey normal. Çok iyi. Arabayı tabii şimdi her gün sen kullanıyorsun ve bak burada süre alıyoruz biz her zaman. Burada değil mi? Evet. Abi felaket. Yolla çok güzel. Bak çok burada güzel. Sadece bir 3'ten 4. Ben sana at dediğim zaman 4'e çek, tamam mı? Devam tamam. Et. Al 3'e şimdi arabayı. Tamam. Sen bana böyle yap. Tamam. Yüklen, doldur araba içine. Bas, gaza bas. Basıyorum. Oturayım. Abi cümlesi. Ben çok zevk aldım. Çok keyif aldım arkadaşlar. Araba çok hızlı. Araba çok felaket. Güzel. Beni böyle heyecanlandırdı. Bu arabada üstlerde o dolu yerleri yakalayıp tak 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 koymak tabii lazım. Şimdi aynen, de nos falan olayları da var. Şimdi emanet olduğu için de aynen, safe kullanıyorsun. Evet, ben safe moddayım. Şimdi yani arabayı... Arabanın huyunu da bilmediğinden evet, kaynaklanıyor bu. Aynen. Çözsen çok zevkli. Çok zevkli. Aynen. Bak birazdan felaket yaşayacağız zaten. Evet evet. Arkadaşlar şimdi Nazmi abiye veriyorum. Nerede vereyim? Burada alabilirim. Burada vereyim. Tamam hadi bismillahirrahmanirrahim. Şu bir geçsin önce. Tamam. Arkadaşlar devam ediyor. Çok güzel bir gün. Şimdi neler yapacaksın abi? Menümüzde ne var usta? Valla şu an bir 3-4 yapacağım senden. Tamam, önce bir kısık da mı? Kısık da. Tamam, bir yap abi. Önümüz dolu. Evet, yol kalabalık ama araba canım. Abi bir de şu an kaç bar? Şu an 1.3, 1.4. Safe, en safe, 1. en kapalı ama açacağız. Birazdan açıyoruz. Evet. Çok eğlenceli var ya, felaket güzel. O kesicide ki çatlamalar, patlamalar, egzoz sesi falan bir tık farklı geldi. Şu an içeriye vermiyor. Evet. Dışarıdan daha farklı çıkıyor ses. Egzozla alakalı var mı şeyler yapılan? Egzozu Çağrı Patisever, bizim Çağrı tamam. Dünler kardeşim sağ olsun. Selamlar. Hediye etti. Ona buradan selamlar. Ay, sağ olsun. Sağ olsun. Çağrı abiye teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar
arkadaşlar. Şimdi sevgili Orçun Özdinçer de yanımızda. Bilgisayarını aldı geldi kendisi. Evet. Şimdi of. Neler oluyor şu an? Şu an NOS'u açtık. Basıncı bir 1.8'e kadar falan açıyoruz. Evet şu an Allah. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ya. Çok heyecan verici. NOS'u açtık. Şansımıza yol biraz doldu. Evet. Biz alışkınız böyle şeylere. Bizde zaten yedek diferansiyel çok. Önemli olan kaputun altı abi. Tabii canım. Kaputun altı bir şey problemi. Maşallah. Olması. Aynen öyle. Allah'a çok şükür. Diferansiyel şu an. Selamünaleyküm. Evet. Selamünaleyküm dedik. Aynen. Arkada sen oturuyorsun abi. Aman dikkat. Evet. Muhteşem bir gündü. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ben herkese saygı selamlarımı iletiyorum. Allah razı olsun abi. Teşekkür ediyoruz. Herkesin emeğine sağlık. Eyvallah. Senin de ayağına sağlık. Allah geldin. Razı olsun. Bizleri onur çok ettin. Çok güzeldi. Vallahi arkadaşlar çok keyif aldım. Güzel de bastım yani. Hani ilk başta diyordum yani sadece bir 3-4 az bir şey bassam yeter diyordum. Evet. Çünkü araba biliyorsunuz ki sıfır güvenlik donanımı olan bir araba. Ve inanılmaz bir güç. Yani ama muhteşem ötesi bir yol tutuş. Çok güzel bir denge ve muhteşem bir hız var arabada. Allah kesenize bereket versin. Amin. Diyorum. Amin. Sizler de izlediniz arkadaşlar. Sizlere de çok teşekkür ederek son olarak sözü Tünet Bay Orçay'a bırakıyorum. Evet. Ya, ne söylemek istiyorsun? Valla diferansiyel böyle olmasaydı daha çok eğleniriz diye düşündüm ama. Tabii, evet. Biraz korktum yani. Araba güçten ya, arkadaşlar. Bir de 3 kişi kiloda ağırlığı abi, verdik evet, ya. Yani 3 ya, kişiyle inleme, bastık yani. Yani ufak bir inleme vardı zaten. İşte 3 kişi binince hepten öpmeye başladı. Ama sende şey yok. Bak şu an motorda bak. Motorda bir problem yok mesela. Maşallah aynen. Evet. Ama diferansiyel arkadaşlar hakkını verdik diyoruz. Aynen. Hem aynen. Lastikleri yakıyoruz, hem yeri geldi aksırı kırıyoruz, hem de burada diferansiyeli parçalıyoruz gerekiyorsa. Şu an diferansiyeli artık daha fazla yormayalım dedik. Yedekte varmış zaten kenara var. Bayağı yapmış yani Nazmi abi de diyoruz. Aks problemimiz yok. Aynen. Kır kır dur abi istediğin kadar kır bu güçle. Bir şanzıman problem oluyor ama bu şanzıman kolay kolay kırılan bir şanzıman değil. Allah'a bir şükür. Evet. Şükür daha kırmadık bu zamana evet. Kadar. Allah kırdıkmasın. İnşallah. Evet diyoruz. Teşekkürlerimi sunuyoruz abi. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Yeni canavarlar gelecek. Güzel projeler var. E30 NZM Emeli Turbo'ya da teşekkür ediyoruz. Oy maşallah. Aşağıdan abone olun. Videoyu beğenin ve paylaşın. Güle güle uğurlamasın. Evet, hayır.
Aynen bak, diferansiyel bile yorulmuş haldeyken bunu yaptı yani adam. Diyoruz hoşça kalın ve sadece DNA'da kalın. Bay bay.